Özde TV olarak gündemi yakından takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yine en çok konuşulan konularından biri olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi mi, başkanlık sistemi mi sorularına bugün yanıt bulacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayabilecekler mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirilmeli mi? Yoksa başkanlık sistemi olarak devam edilmeli mi? Tüm bu sorulara vatandaşlara mikrofon uzatarak yanıtlar bulmaya çalışacağız. Bakalım ne cevaplar alacağız efendim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirilmeli mi? Başkanlık sistemi devam mı etmeli? Bir kere başkanlık sistemine karşıyım. Biz bu ülkede özgür birey, eşit yurttaşlık istiyoruz. Tek adam rejimi olmaz. Milletvekillerinin halka karşı bir sorunu vardır. Şu an var mıdır? Yok. Ne milletvekili? Kime el kaldırıp indiriyor? Halk için mi? Yok. Halk için bir önerge veren var mı? Yok. Kime hizmet ediyor? Tek adama. Tek adam rejimi olmaz. Ben özgür bireysem, ben bu ülkenin yurttaşıysam kendimi temsil etmem lazım. Parlamenter sistem tabii ki benim içindir, halk içindir. Tek adam rejimi için değil. Başkanlık sistemi tek insana, tek adama hizmet ediyor bu ülkede. Ülke söylüyor. Kimse diyor mu ki bu ülke niye söylüyor? Namuslu, dürüst siyasetçiler var mı? Azınlık. Onlar da terör ve ötekileştirmiş lanse ediyorlar. Namuslu siyasetçiler niye terörist ilan ediliyor? Ben anlamış değilim ya. Değilim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ve İttifak ortağı bunu sağlayabilir mi? Neden sağlamasın? Beceremedikleri tek işler var onların. Yapamadığı tek işler var. Hırsızı yapamazlar. Bunu beceremezler. Diğersini yaparlar. Her millette, her inançta, her dinde, her şeyde insan var. Parlamenter sistem, demokrasi budur. Demokrasi olmayan bir ülkenin geleceği yoktur. Parlamenter sistem gelmeli, milletvekillerinin de fikri olmalı yani. Milletvekilleri de öyle... Fikri olmadığını mı düşünüyorsun? Ya fikri var ama hani bir etkisi yok. Hani... Bir genç olarak sen siyasilere ne mesajın olur? Yani bir genç olarak cidden ekonomik durumlar hiç iyi değil. Hani bize daha çok destek olmaları lazım. Bunu düşünüyorum genç olarak. Hani çoğu genç ülkeden gitmek istiyor. Hani fırsat olsa biz de gideceğiz hatta. Görüyoruz sosyal medyada diğer gençlerin yaşamını. Öğrenci misiniz? Evet. Öğrenciyim. Sıkıntılar yaşıyor musun? Yaşıyoruz tabii yani genç olarak. Hani bu yaşa gelmişiz hala yani evden para istemeye de utanıyoruz. Yani bizim daha çok destek olabilirler bence. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemi mi? Güçlendirmek parlamenter sistemi. Neden geri getirilmeli? Zaten bu mirası bitirdi. Ben çiftçilik yapıyorum. Geçen sene 140 bin lira aldım. Gübre bu sene 700 lira. Mazot geçen sene bir traktör depoyu dolduruyordum. 400 lira bu sene 1,5 milyar. Bu zaman bizi bitirdi. Bir ekmek oldu 4 lira. Bir kilo et oldu 130-140 bin lira. Bunun neyini beğeneceğim bana söyle ki. Bu başımıza gitmedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti rahat etmiyor. 5 milyon Suriyeli getiri besliyor. Ya burada o kadar fakir var ki. Ekmeğe muhtaç o kadar insan var ki. Bunu neyine beğeneceksin? Tabii ki bu bir de gelse çalışsalar tabii ki güçlerimiz parlamento çok iyi bir parlamentodur. En azında Atatürk'e saygısı var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ve İttifak ortağı bunu sağlayabilecekler mi sizce? Sağlarlar. Niye sağlamasınlar? Halk istedikten sonra herkes sağlar. Ben bile sağlarım. Yeter ki halk beni istesin. Halk istemedikten sonra bir şey olmaz. Önemli olan halk işletmek. Teşekkür ederiz olduk, efendim. Sağ olun, teşekkürler. Evet, gündem konularımızdan bir tanesi parlamenter sistemi mi, başkanlık sistemi mi? Hangisi olmalı? Tek adamla olmaz. Her zaman parlamenter sistemi destekliyorum. Çünkü tek kişi her tarafa yetemez. Onun için önceliğim parlamenter sistem. Siz efendim? Aynı arkadaşlık katılıyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Evet. Kesinlikle. Başarılar. Efendim, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ne geçiş olsun mu yoksa başkanlık sistemi olarak devam mı ediniz? Güçlendirilmiş olsa daha iyi olur bana göre. Görüşüm. Neden peki? Ya herkes bir fikir ortaya koyar. Tek kişinin
fikri iyi değil yani bana göre. Efendim, güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirilmeli mi yoksa başkanlık sistemi devam mı etmeli? Parlamenter sistemin geri getirilmeli. Sizce neden? Ortada her şey. Görüyoruz yani. Ben parlamenter sistemi destekliyorum. Teşekkür ederim.